Evet arkadaşlar, bugün uyandım, gülerek boyandım. Tabii ki ilk düşündüğüm, kahvaltı ne olacak? Düşündükten sonra, uzun bir düşünme yaptıktan sonra şuna karar verdim ki poğaça yiyeceğim bugün. Evet, bugün arkadaşlar Nilfettin'in kaşarlı, beyaz peynirli ve dereotlu peynirli poğaçalarının hepsini, üçünü birden sizin önünüzde deneyerekten kahvaltımı gerçekleştireceğim. La 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 la. Gerçekten aldığım kararla, yani kahvaltımda ana yemek olarak poğaçayı seçmekle ben gayet memnunum. Memnun kaldım kararımdan yani. Ve de şimdi poğaçalarımı tatmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yatağımdayım ve poğaçalarımı önüme aldım. Hemen tatıma geçiyorum. Bu arkadaşlar kaşarlı olan poğaça. Dikkat çeken özelliği, üstü susamlı, içi kaşarlı. Birisi budur arkadaşlar. Diğerine geçiyorum. Diğeri arkadaşlar beyaz peynirli olan, beyaz peyniri görüyorsunuz. Bunda da sanırım susam var. Bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi çıkaracağım zaten. Ve bu da dereotlu peynirli arkadaşlar. Bu diğerlerine göre daha minik bir poşetti. Bakın, kıyaslamak gerekirse bayağı minik ve boyutları da bayağı minik arkadaşlar. Şimdi poğaçaları paketlerin içinden çıkartarak göstereceğim. Bu arada tepsimizi aldım elime. İçine de yağlı kağıdımı da serdim. Poğaçalarımı içine yerleştireceğim ve bu şekilde pişireceğim arkadaşlar. Böylece hiçbir şey, bir şekilde tepsiye temas etmeyecek. Yağlı kağıtlar rahat rahat temiz pişecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, öncelikle kaşarlıdan bir tane alıyorum. Önünüzde şöyle gösteriyorum. Gayet güzel bir poğaça ve boyut olarak da gayet büyük arkadaşlar. Yani 10 santim var, elinde 5 santim var. Bayağı şişman bir poğaça diyebilirim. Ve bu pişmiş sanırım. Sadece arkadaşlar üstünde yazdığına göre şöyle tepsime koyuyorum. Üstünde ne yazıyor bir bakayım arkadaşlar. 180 derecede 5 dakika diyor arkadaşlar. Ama ben 180 derecede 5 dakikada pişiremedim. Hatta 1 dakikada da pişmedi. Bu nedenle 15-20 dakika pişireceğim arkadaşlar. Bunlar önceden pişmiş mi pişmemiş mi bilmiyorum ama şuna farklı yazıyor. Bunda 180 derecede 25-30 dakika diyor. Ben de şuna yoğurdum arkadaşlar. Bunlar önceden bir kısım pişirilmiş. 1 dereceye kadar pişirilmiş ama bu çiğ arkadaşlar diye düşünüyorum. Çünkü buna bu 5 dakika derken bu 25-30 demesi çok fark, yani 20-25 dakika fark var. Bu da sanırım bu poğaçanın hiç pişirmemiş çiğ olmasından ileri geliyor diye düşünmekteyim. Şimdi arkadaşlar peynirli poğaçamı çıkartıyorum. Evet. Bu arkadaşlar üstüne çörek otu var. Susam yok. Ve kaşardaki susama göre daha az serpiştirilmiş. Çörek otu zaten o kadar her tarafa bocalama serpiştirilmez diye düşünüyorum. Bu da yine büyük bir boyutta 10 cm 5 cm şişko bir poğaça ve şişkolu seviyorum arkadaşlar. Dolu dolu yiyesim geliyor. Hatta böyle de yiyebilirim. Bence bu pişirilmiş arkadaşlar. Dondurulmuş, pişirilmiş, dondurulmuş arkadaşlar. Tabii ki fırından fırına fark edebilir. Benimki 5 dakikada 180 derece pişiremeyebilir arkadaşlar. Başka fırınlar pişir mi bilmiyorum. Başka fırında denemediğim için bilemeyeceğim arkadaşlar. Ve de son olarak dereotlu peynirli poğaçamdan alıyorum. Bakın bu çiğ duruyor arkadaşlar. Bu diğerlerine göre çok daha minik. Ama tombul yine. Minik tombul. Mesela arkadaşlar beyaz peynirle kıyaslarsak 3'te 1 kadar gözüküyor. Ve de kaşar peynirle kıyaslarsak da yine yarısından biraz daha ufak gibi gözüküyor. Hepsini arkadaşlar tepsime diziyorum. Hepsini aynı anda pişirebilirim. Hepsi zaten 180 derece diyor arkadaşlar. Ben 180 derecede bunları 15, bunu da 25 dakika pişireceğim arkadaşlar. Şimdi fırına gidiyorum. Evet, fırını 220 derecede ısıtmışım. 180 derece alıyorum arkadaşlar. Poğaçalarım burada.
Ve parçalarımı yerleştiriyorum. Ve alarmımı kuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Parçalarım pişerken ayrıca da ikisi pişti. 15 dakika oldu. Şöyle göstereyim. Peynirli, beyaz peynirli ve kaşar peynirli pişmiş durumda. Diğerinin 10 dakika daha pişmesi gerekiyor. Dereotlu peynirlinin. Bu esnada kendime bir kahvaltı tabağı da hazırladım. Poğaçamı hem poğaça niyetine hem de ekmek niyetine yemiş olacağım. Ve de kahvaltı tabağımda da peynir, ondan sonra domates, ondan sonra kornişon turşu ve de kırmızı biber olaraktan hazırladım arkadaşlar. Evde bulunan kahvaltılık malzemelerden yarattığım bir tabak. Bunu hiç yapmayabilirdim. Sadece poğaçalarımla da kahvaltıma devam edebilirdim. Gördüğünüz gibi açlıktan sesim bile az çıkıyor. Çayımı bile içmedim daha. Şimdi 10 dakika kala çayımı da demlemeye geçiyorum. Evet, çayımı da hazırlayayım, beklesin. Zaten biraz da sıcak, 5 dakikada demleniyor zaten bardak poşet. 5 dakikada böyle biraz ılır, daha rahat içimi sağlarım. Çünkü yerken bayağı sıcak olunca zor oluyor içimiz birazcık ılayabilir. Ya ıpılık paşa çayı demiyorum ama hafiften biraz o ilk sıcaklığını, aşırı sıcaklığını, kaynama sıcaklığını alması iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, poğaçalarım pişti ve de şöyle kucağıma alıyorum ve kahvaltı pozisyonuma geliyorum karşınızda. Şimdi şöyle göstereyim. 3 poğaçamı da pişirdim. Dereotlu peynirliyi 10 dakika fazla pişirdim. 180 derecede peynirli ve kaşarlıyı 15 dakika, 180 derecede dereotlu peynirliyi de 25 dakika pişirdim. Pardon ya, bir 5 dakika daha ekledim dereotluya, 30 dakika pişirdim arkadaşlar. O çünkü çiğ pişmemiş. Sonracığım arkadaşlar, çayımı demledim, hazır ettim. Oh, bir tane içeyim. Evet ve de kahvaltı tabağı hazırladım arkadaşlar. Önünüzde şöyle ortasını yara yara 3 poğaçamı da göstermek istiyorum öncelikle. Evet. Poğaçam pişmiş halde bu şekilde arkadaşlar. Ve bir yere de dökülmesin. Ortasından şöyle açayım mı, gayet yumuşacık. Ve içini de açınca şu şekilde bir manzara çıkıyor. Aç aç daha böyle. Hemen ısıtıyorum arkadaşlar. Gayet yumuşak arkadaşlar. Gayet nasıl? Ya beklediğim daha da güzel olmuş. Tadı güzel. Peyniri çok mükemmel olmasa da idare, güzel yani. Okey. Okey diyorum. İçinde mahlep var arkadaşlar bu arada. Mahlebin kendisine has bir kokusu var. O da mevcut yani. Ben mahlep yerine tereyağı tadını tercih ederim şahsen. Mahlep bana kandil simidini hatırlatıyor biraz arkadaşlar. O kadar açım ki gözüm gitmiyor. Biraz derinden alayım arkadaşlar. Ve şimdi kaşarlıya geçeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kaşarlıya geçiyorum. Kaşarlı da bu şekilde böyle ikinci mi dersiniz? Yoksa ya, karmış susam mı dersiniz, onlarla böyle çevrilmiş. Bence çok güzel duruyor. Yine yumuşacık. Mesela kruvasına göre daha hafif bir tada sahip. Bu da güzellik katıyor. Hemen yiyorum.
Bunun da ayrı bir güzelliği, ayrı bir güzel tadı var arkadaşlar. Yok bu kumkum. Şimdi daha falan dökülebiliyor arkadaşlar işte. Ben de öyle birini temizlemeye çalışıyorum karşınızda tabii ki. Hem gösterirken böyle açarken falan. Tencereye falan saçın da nasıl sallanmak zor oluyor. Hemen çırınacağım. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar. Niye kahvaltı tabağından bir şeyler aldım. Ağzım daha da doldurmuyorum tabii ki alıyorum. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Doluyor. Yiyeceğim. Son olarak arkadaşlar. Dereotlu peynirli poğaçamı şöyle göstereyim. Gayet iyi pişti. Bu da içi yumuşacık. Peynir haricinde dereotuyla da aromalandırılmış. Hemen ağzıma atıyorum. Bu arkadaşlar boyut olarak daha farklı olmasına rağmen yoğunluk olarak daha fazla. Diğerlerine oranlı bir lezzeti mükemmel. En favorim tat olarak bu arkadaşlar. En lezzetlisi bu. Ve buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Kaşar ve peynirliye 10 üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar. Hepsini nefis. Hepsi yani poğaça şeyimi karşılıyor isteğini. Ve de çay da çok iyi gidiyor arkadaşlar. Kahvaltıda da tabak hazırladım bakın. Çok iyi gidiyor. Poğaça açlığını yatıştırıyor. Canım poğaça istediğinde hemen dondurucudan alıp fırına koyup 15-25 dakika içinde hazır edip yiyebilirim şapur şupur hiç elimi. Onu yoğurmayla falan. Onu yoğurma. Onu yoğurmaya bana uğraşmadan hemen. Halledi benim arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Beyaz peynirli. Kaşarlı. Ve dereotlu peynirli poğaçalarımın hepsinin yarısını yemiş bulmaktayım. Ve yemeye devam edeceğim. Vallahi yemeye devam edeceğim. Aha. Görüyorsunuz. Ben arkadaşlar ilk olarak dereotlu peyniri almanızı öneriyorum. Diğerini de onu deneyin. Hatta kahvaltınızı kurun benim gibi ve beni izleye izleye yiyin. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Bugünkü kahvaltımdan da inanılmaz keyif alıyorum. Ve vlogumu kapattıktan sonra da almaya devam edeceğim arkadaşlar. Çayımla, kahvaltı tabağımla ve poğaçalarımla. Ve beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi poğaçalı poğaçalarımla öpüyorum arkadaşlar. Hep beni izleyin diyorum. Yeni vlogumla görüşene kadar. Şimdi hoşçakalın derken bana abone olmayı da unutmayın diyorum. Çok yakında görüşürüz.